Merhabalar aşkı sanat izleyenleri. Bugün sizler için çok çok önemli bir konuğumuz var. Müzisyenlerin yakından tanıdığı, belki sizin henüz tanımadığınız çok büyük bir müzik adamıyla birlikteyiz. Benim aynı zamanda da çok sevdiğim bir abim olur. Ulu abi hoş geldin. Hoş bulduk Yani Mehmet Ali. gerçekten seni anlatmak çok güç. Yani seni nereye koyacağımı bilemiyorum. Çünkü benim için o kadar büyük ve müthiş bir yerdesin ki. Teşekkür ederim. Yani zaman bulup geldiğin için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Birçok gitaristin de hayalindeki gitaristsin. İstersen ilk önce gelişiminden biraz başlasak. Birçok müzisyenin olduğu gibi, profesyonel müzisyenin yaptığı gibi ben 5 yaşında, 6 yaşlarında müziğe başladım. Ama bir müzik okulunda değil. Okey. Sadece hani klasik müzikten, işte o zamanın 70'lerin dev rock gruplarına kadar alan, her şeyi açık olan Adapazarı'nın Aydın bir zümresinde başladım. 5 yaşında mandolin dersleriyle başladım. İlk mandolin dersimi de annem vermiştir. 2-3 ders. Harika. Ondan Okey. sonra birkaç tane o dönemde bir senede 5-6, 10 derslik mandolin kursları falan vardı. Onlara da gitmiştim. İşte 6-7 yaşlarında Mozart'ın bütün o çocuk parçalarını falan çalıyordum mandolinde. Okey. Teknik olarak sağ elim çok güzel gelişiyordu çünkü annemin tremolosu çok iyiydi. Anneannemle dedem zaten, annemin babası ve annesi yani. Onlar zaten Eskişehir'in iyi utçularındandılar. Fakat annemle beraber müzisyenlik bir kenara kaldırılmış. Daha çok edebiyata bir düşkünlük başlamış. Okey. Edebiyat, lisan falan. Annem güzel. Sanatsever bir aile yani. Öyle diyelim. Biraz ben hani Wagner'in forması, Richard Wagner'in formasyonuna benzeyen yani edebiyatla ilgili bir aileden diyeyim. Yani ne kadar arkadaki nesil, bir evvelki nesil müzisyen olsa da Türk sanat müziğinde utçu olsalar da ki bir Ermeni'nin şeyde Eskişehir'de oturan bir Ermeni'nin öğrencileriymişler. Okey, anladım. İkisi de beraber konserler veriyorlarmış arada bir, ut konserleri falan. Neyse. Ama benim hani annemin nesline şey düştü, edebiyat. Ben öyle bir ortamda büyüdüm. Tiyatroya da çok sık giderdik küçükken. Çok şanslıymışsın abi. Küçük yaşta o zaman Adapazarı'nda çok güzel bir ortam vardı. Melek Sineması diye bir yer vardı. Bir de Fitaş Sineması da vardı ama daha çok Melek Sineması'nda bütün bu Kenterler, Gökçerler, o zamanın dev tiyatrocuları. Tabii komedyenler de bir aradı ki harikaydılar hepsi. Ayrı ayrı alanlarda. Onlara çok sık gittim. Bu bende biraz yorgunluk yaptı aslında. Çünkü küçük yaşta fazla bazen dramalara falan gittiği zaman insan fazla eğriliyor içeriden. Tabii ki. Yani bir de böyle şey de drama dünyasıyla böyle bir ilişki kuruyorsun otomatik olarak. Neyse ondan sonra da ben devam ediyordum mandoline aynı anda. 10 yaşında da gitara merak saldım. İlk nerede abi eline geçti gitar? Yani gitarın ne zaman oldu ilk senin? Dayımın İlk. oğlu gitar almıştı. Okey. Onun evinde gitar elime aldım. Mandolinci olduğum için tabii daha hızlı gitti bende. Kaç Ondan daha yaşındaydın çok abi? Gördüm. Gitara tam mı? Sanıyorum. Sonra bir İspanyol gitar geldi eve falan. Akorlar, makorlar falan. Mahalledeki bir bas gitarcı akorları biliyordu gitarda. Sol majör, do Tabii majör. internet yok, bir şey yok yani. Sonuçta Tabii bir o yerden çağda bir... telefon bile zor. Adapazarı'nın Serdivan Köyü'ndeyim. Düşünebiliyor musun yani? Neyse. Ondan sonra akorlar, makorlar falan öğrendim. O sırada mandolinden iyi pena tekniği yapmış olduğum için sadece solara yüklenmek kaldı gitarda. Çok rahat bir şekilde tablayı öğrendim. Şeyi fretboard diyoruz. Hani sapın Evet. yapısını öğrendim. O yaşa uygun şekilde. Ondan sonra birdenbire dev rockçuların soloları beni çok etkilemeye başladı. Peki ulaşabiliyor muydun abi müziklere? Yani çünkü internet olmadığı için pat Bir diye... müzik mağazası vardı Adapazarı'nda. Bazen Bach'tan, Mozart'tan falan böyle Plak. 4-5 tane plaklar o zamanın hani 33'lükleri. Onlar falan vardı. Ben mesela Bach'ı almıştım. O Toccata in Fugue Re minör. Onu bu duydum zaten sanki dinamit patlamış gibi oldu kafamda. Kaç? 7-8 Abi yaşlarındaydım. o zamanlar her evde pick-up olması bile bir lüks değil mi yani, değil O mi? kadar değil. Yani birçok insanda pick-up falan vardı da yani o zaman Ya da plak pahalı bulmak belki olanlar lükstü. zordu. O kadar büyük bir kriz yoktu. Herkes böyle hani mütevazi fiyattaki şeyleri, pick-up'ları falan alabiliyordu her şeye rağmen. Bizim evde de vardı öyle bir doğal. Ben gitar amfilerime bağlıyordum evde falan. Nasıl iki tane gitar ampisine bağlıyordum küçük. Tabii Ve çok lambalı. harika bir sound. Harika Sound sound. güzel çıkıyor O tabii zamanki ki. sound'u nerede Tabii, bulacaksın? tabii. Ondan sonra bir takım kazalar da oldu tabii. Ondan sonra işte 10 yaşında gitara başladım. 13 yaşında da birdenbire kendime biraz oradaki mahalledeki amatör çocuklarla çaldım falan böyle ritim gitar sıkıldım. Çünkü dev sololar yapmak istiyordum. Aynı Richie Blackmore gibi, Jimi Hendrix gibi.
Okey. Yani anlatabiliyor muyum? John Lord'un solları, orkçu yok ülkede. Hristiyan ülkesi değiliz ki orkçu yetişsin. Piyanist bile yok, bırak orkçuyu. Ne yapmak zorunda kaldım o Deep Purple'ları falan çalma zevkini almak için. Bütün o tanıdığım arkadaşlara bütün bas çizgilerini falan kulaktan öğreniyordum. Unutmayayım diye çünkü okulda var. Öğretmen çocuğu olunca iyi öğrenci olmak gerekiyor ya. Örnek mecbur öğrenci olmak gerekiyor. En iyi olman şart değil ama iyi, güzel bir öğrenci olman lazım. İyi, örnek bir öğrenci olman lazım. Onun sorumluluğuyla karışık. Aman işte ne yazdığımı unutmayayım diye not almaktan nota yazmayı öğrendim. Bakayım. Öyle oldu benim. Zaten biliyordum okumayı da hiç yazmayı denememiştim. Yazma denemelerim dinleyip kopya etme denemelerim falan işte 10 yaşlarında falan başlar. Ondan sonra oradan bütün o şey bir relatif kulak geliştirdim. Bayağı sağlam bir relatif kulak. John Lord'un ork sollarını falan çıkarıyordum gitarda. Vay. Ki hani o dönemdeki bir müzisyen için bayağı hiç kolay olmayan şeylerdi. Çünkü bunların hepsi eğitimli müzisyenler. Şimdiki müzisyenler için de kolay değil abi. Evet, mesela John Lord şeyin bestecisiydi. Timur Selçuk bir yere hatırlarsın değil mi? İstanbul Oda Müziği Orkestrası şefiydi. Evet. John Lord'un işi de oydu. Londra Senfoni Orkestrası'nda. Londra Senfoni'de. O zaman rockçular biraz öyleydi. Bayağı eğitimli tipler oluyordu. Yani klasik eğitimli. Klasik eğitimi güçlü ve klasik kariyeri olan bir yere kadar. Hı-hı. Rock yapıyorlardı. Emerson da öyledir mesela. Hı-hı. Acayip bir klasik piyanisttir. Fakat rockta bulmuş çareyi. Kendini ifade sanatı değil mi? Artık 20. yüzyılda yaşıyoruz. Sonra peki Adapazarı'ndan gidiş geliyor şimdi. Orada şey oldu. Kaç yaşında ayrıldın abi Adapazarı'ndan? 16 yaşında ayrıldım. 16. Atatürk Eğitim Enstitüsü'nü cazla tanıştıktan bir sene sonra. Yaşına kadar, 15 yaşına kadar rockta bütün kurtlarımı döktüm. Hı hı. En güzel rock parçalarıyla falan filan onları da analiz etmişim. Sonra birden caz dünyasına girdim. George Benson'ı dinleyerek. Hı hı. Hızla, o da çok hızlı geçti. Oradan biraz kopya etmeler falan filan hani dinleyip gene aynı, hı hı, aynı huy, aynı yöntem. Ya da Adapazarı'ndayız yani, hı, şey yok. Ters veren yok. Ondan sonra doğru pozisyonlar geliştirmişiz Allah'a şükür. Zekamız yerindeymiş demek ki. Ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul Devlet Konservatuarı giriş imtihanlarına girdim. Gitar bölümüne girecektim. Önce kontrabas bölümünü aldılar. Ama yaşım geçmişti bir müzik okulu için. O zaman yaş tahdidi vardı müzik konservatuvarda. Ondan sonra gitar öğretmenine gittim, gitar çaldım. Ondan sonra o da bakanlığa gitti. Üstün yetenekli öğrenciler için yaş tahdidi yoktur kanundan yararlanarak beni gitar bölümüne aldı. 4-5 senelik bir yaş, okay, gecikmesiyle. Hı hı. Ama çok hızlı ilerledim arkasından. Hı hı. Sonra da arkasından şeye rastladım. Fransız Tatil Köyü'nde İstanbul'dayım. Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne girmişim müzik bölümüne. Ki Türkiye'nin hani öğrenci terör olaylarının yaşandığı bir numaralı okuldu. Çok, oraya kadar tabii, geldim. Orası, ne Orta Doğu'ydu ne İstanbul Üniversitesi'ydi. Hiçbiri değildi. Atatürk Eğitim Enstitüsü'ydü. Okay. Göztepe'deki, yukarı Göztepe'deki Ziberbey'dik. Şimdi eğitim fakültesi olarak değişti onun adı. Ben müzik bölümündeydim. İşte onunla beraber konservatuvarın klasik gitar bölümünü aynı anda devam ettiriyordum. Carlo sayesinde bir sürü şey öğreniyordum çünkü Carlo dünya çapında bir klasik gitarcıdır. Hı-hı. Gerçi artık yorumculuk yapmıyordu, kendi müziğini yazıyordu ama zamanında çalmış bütün ciddi eserleri başarılı bir şekilde. Hı-hı. Çok ciddi bir gitaristti. Ondan sonra onun öğrencisiydim. Ondan sonra bir tesadüf oldu. Fransız Tatil Köyü'nde şeyde Bodrum'un hemen civarında Kuşadası'nda. Orada Fransız Tatil Köyü vardı. Orada müzisyen olarak gittim. Bazı konservatuar öğrencileri ve klarnet öğretmeni. Konservatuarın onun şeyiyle. Grup olarak, gittik. Orada aranjmanları ben yapıyordum. Kendi kendime yetiştirdiğim kadarıyla. Hı-hı. İşte değil mi? Konservatuarda da fazla uzun zamandır öğrenci değilim. 2 yıllık falan. Ötekiler almış başını gitmiş müzik teorisinde falan. Ben hala birazcık yani köylü daha uyanmadı diye aşamasındayım falan. Ondan sonra tabii çok iyi çocuklarla takılıyorum. Erdem Sökmen, Betin, hı-hı, Güneş, Ali Pere. Oo, bunlar isimler. Yani Türkiye'nin ciddi isimleridir bugün. Evet. Çok şeker çocuklardı hepsi. Çok tatlı, hı-hı, çocuklardı. İyi eğlendik. Onun dışında, konservatuar dışındaki caz müzisyenlerle tanıştıklarım olmuştu. Metin Çotal, hı-hı,
Efendim Güray abi trompetçi falan. Çok tatlı insanlardı hepsi. Hiçbir yani çok güzel bir şekilde aralarında cazcılık günlerimin şeyleri nasıl derler? Çömez yıllarını cazda geçirdim. Duruyor mu kontakların abi? Görüşüyor musun hala bazılarıyla? Evet. Arada bir görüşüyoruz işte öyle fırsat olduğu zaman filan. O Türkiye'de kaldığım 3 sene boyunca 2010 ile 2013 arasında o dönemde bir onlarla görüştük abi, bazılarıyla. Yani. Hepsi güzel şeyler peşinde koşan insanlar tabii ki. Rahmetli oldu Metin Çotal abi. O rahmetli oldu, uzun zaman oluyor şu an. Ondan sonra ötekilerle görüştüm. Neyse ondan sonra da o Frans Tatil Köyü'ndeyken Carlo Kenan Evren olayları falan filan şeye döndü. Almanya'ya döndü. Türkiye'yi bıraktı. Yeni gelen gitar öğretmeninden memnun olmadım. Kötü bir adam değildi. Onu iddia etmiyorum. Fakat bana uymayan dalgalar tutmuyordu. O sırada da Fransız Tatil Köyü'nde işte bir şey geldi. 3 aylık bir şey geldi. Kontrat geldi. İş teklifi geldi. Gittik orada 3 ay boyunca çalarken İsviçre Başkonsolosu'yla, Türkiye İsviçre Başkonsolosu da oradaymış. Bana geldi. Çok yetenekli olduğumu söyledi ve bana burs teklif etti. Vay canına, Lozan Konservatuarı'nda klasik gitar okumak için. Ha. Ama ondan bir söz aldım her şeye rağmen. Reddettim çünkü annem ve kız kardeşim yalnız oturuyorlardı Arnavutköy'de. Henüz anneannemle dedem gelmemişti. Annemle babam ayrı olduğu için. Onları o yıllarda terörün terörleşen bir ülkede bırakmak istemedim. Ama adamdan dedim kendi imkanlarımla gidersem dedim. Belki dedim bana dedim arkadan hani biraz destek olabilir misiniz şeylerle hani memleketin kanunlarıyla sorunum olmadan okulumu okuyabileyim diye. Tabii dedi, sorun değil. Ve öyle de oldu. Anladım. Sonra gittim. Dans müziği sektöründe bir sene çalıştım İsviçre'ye. Bir sene sonra 80'de. Biraz el mecbur yılında. Abi para kazanmak için tabii, dans müziği yapmak. Ya esasında öyle şey yapmamak lazım. Bana daha çok hani o müziği çalmak değil. O müziğin getirdiği yaşam şekli. Devamlı seyahat, devamlı seyahat. Son derece yorucu. Tabii. Yani öldüren bir şey. Yani yapmak istediğin şeyleri de çalışacak enerji bırakmayan bir iş adamı. Ondan sonra da orayı bıraktım bir sene çalıştıktan sonra. Gittim bir yıl müzik akademisine. Bien'le biliyorsunuz. İsviçre'nin yani. Bien. İsviçre'nin yegane %50 Fransızca, %50 Almanca konuşulan ve haklarında buna göre. Aynı tam yarı yarıya değil mi? Tam yarı yarıya iki dilinde hakların olduğu bir şey. Mesela Bien konservatuarında çok güzel bir şey vardı. Alman sınıfı vardı, Fransız sınıfı vardı. Evet. Alman sınıfı olarak başlamışlar ama ben gelmeden 2 yıl evvel de Fransız sınıfı açmışlar. Ben de Fransız sınıfına aldılar beni. Ne Fransızca biliyorum ne Almanca. İngilizcem var. O da hani en yüksek seviye C2'dir biliyorsun dillerde. İşte B1 falan o seviyede B1 B2 arasında sonradan geliştirdim tabii ki ayrı konu. Ama Türkiye'de fazla ihtiyacın yok ki. Neyse geliştirdik. Buraya geldim beni Fransız sınıfına aldılar. Dediler diyalekti öğrenemezsin. Zor olur senin için. Sen dediler hani kitaba uygun konuşulan bir dile alalım. Çünkü biliyorsun İsviçre Almancası ile Almancası uğraşılacak tabii, gibi değil. Tabii çok iki ayrı değil yani. Tabii canım çok eski kültürler bunlar. Neredeyse diyaleğin üstünde bir fark yani. Tabii o yüzden Fransız sınıfını aldılar. Ben de Fransızca öğrendim. Onu da anne rahmetli annemin sayesinde öğrendim. Fransızca da yok mu abi diyalek farkı var mı? Var. Patua diyorlar daha çok ona. Pek diyalek demiyorlar çünkü Bordeaux mu falan var böyle şeyde Güney Fransa'da bir iki yer haricinde Fransızca genellikle birkaç saat sonra anlarsın. Anlıyorsun. Yerel Fransızca'yı. Zahmet ekstrem değil yani uç noktalar değil öyle. Bir iki köşe var ama çok büyük bir nüfusa denk gelmiyor. Anladım. Karşına çıkma şansı o Fransızca'yı konuşanların karşına çıkma şansı çok küçük. Bir kere rastladım bir kelime anlamıyordum. Ki Fransızcam esasında B2 C1 seviyesine gelmişti. O arada geziniyordum. Anladım. Valide Hanım sayesinde. Orada çok iyi anladım Türkiye'de eğitimin o Atatürk yıllarında nasıl sağlam olduğunu. Evet. Annem bana bir Fransızca kitabı gönderdi. Evladım dedi bugün kullanılan Fransızca için lise 2 yeter. Lise 3'e ihtiyacın yok. Vay canına. Annemin bana gönderdiği o 40'lı yıllarda lisede okuduğu, Eskişehir Lisesi'nde okuduğu Fransızca'yı gönderdi o yetti abi. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir eğitim varmış o dönemde? Ki yani bunlar varlıklı ailelerin çocukları falan değildi, özel okulda falan değil. Normal devletin okuluydu yani. Latince biliyordu. Eğitim enstitüleri zamanı falan herhalde değil mi? O dönemden de eski bu. Okay. O 1940'larda, annem 1934 doğumluydu. İşte lise yılları 1950'lere denk gelir. Hala o dönemde o Atatürk'ün sağlam eğitim programı hala devam ediyordu. Bugün kuşa çevirmişler. Ya birazcık öyle. Bir garip bir şeyler olmuş. Bizim dönemde hala biraz devam etti o disiplin. Hala devam etti o disiplin.
Hala bir şeyler vardı, güzel bir şeyler. Hı hı. Bizden sonra galiba çok bozulmuş. Çünkü o zamandan beri Türkiye'de değilim, pek takip edemiyorum detaylı bir şekilde eğitim programlarını. Abi bilgiden kaçışı yok ki. Sonuçta dönüp dolaşıp yine bilgiye dönecektir insanlar. Yani. Canım liseyi bitirdiğin zaman zaten kesinlikle hani şey olmuyorsun. Richard Dawkins falan olmuyorsun yani. Stephen Dawkins falan olmuyorsun ama yani insanın bir hayata bakışı bilimselleşiyor her şeye rağmen, değil mi? Lisenin faydası var. Hı. Lise güzel bir eğitim. Bir de 4 sene yaptım klasik gitar bölümünde. Ondan sonra imtihandan 3 ay evvel bir şeyler oldu, okulu bıraktım. Hep olur o şeyler. Üstüne fazla durmayalım. Hocayla mı takıştın? Yok. Öyle değil. Başarısız bir talebe olduğum için değil tabii. Sınıfta özellikle armoni ve kulak eğitiminden ve enstrümandan en yüksek puanlar bendeydi. Abi zaten benim anladığım kadarıyla bu konuda tek sen değilsin. Bir konservatuarı bırakan müzisyenler ya çok başarısız olmalı ya da çok başarılı olmalı. Ya benimki çok ortadakiler bitiriyor yani, sorun yok ama o ikisinden birisiysen. Benim diploma artık hepsini vermiştim. Teori bitmişti. Konser repertuarım, imtihan konser repertuarım yani. Sınav konser repertuarım çoktan hazırdı. Bir pedagojiyle gitar kalmıştı. Hepsini geçmiştim arkamda. Güzeldi de. Puanlarım güzeldi. Mesleki alanlarda, ana alanlarda hani Einstein gibi falandı. Not ortalama. Öyle 600'den 6 kimseye vermez hiçbir şeyde. Hele müzik okulunda kesinlikle. Yani adam şöyle yapar. Bakar ya der, tamam Bach'tan vermiştik sana bu melodiyi. Altına Bach harmonizasyonu istedik. Doğru yapmışsın. Teorik olarak doğru ama Bach böyle düşünmezdi. 6'dan indiriyorum 5.80'e. Yani sırf damak tadı yüzünden de puan kaybedebiliyorsun. Yani oradaki kurulun yorumlama şekline göre. Halbuki ben armoni imtihanı 3 saatte 25 dakikada kağıdımı verdim çıktım. Kontrol bile etmeden 6 üzerinden 5.65 yapmışım. Okay. Falan böyle bir şey. Hı-hı. Neyse son imtihanlar teori meyru bitti hepsi. Çok ilginç şeyler de öğrendim orada. Türkiye'de yanlış öğrendiğimiz şeyleri de düzelttim. Çünkü hı-hı, informasyonlar hakikaten buranın geleninden geliyor. İsviçre nerede? İsviçre'nin coğrafik konumu ne? Güneyde İtalya. Klasik evet, Batı müziğinin başladığı yer. Venedik okulu. Doğusunda Avusturya gene İsviçre'ye sınır. Kuzeyde Almanya, Monsieur Richard Wagner. Hı-hı. Brahms, o da kuzeyde, batıda Mr. Debussy, Fransa. İsviçre öyle bir yerde, onun için okuldayken zaten ya bak Fransızlar böyle, İtalyanlar böyle, Almanlar böyle çözüyor bu akoru falan gibilerden. Aynen. Böyle akorları, armonileri falan bütün müzik teorisinde üçüne göre ayırarak öğrenirdik. Abi müzik tarihi bilgin de tabii ki çok kuvvetli. Müzik tarihinde en başarılı talebe ben değildim. Müzik tarihinde başarılı olan başka bir şey vardı, bir arkadaş vardı, kontrabasçı, o çok iyiydi. Ben müzik tarihinde çok başarılı bir öğrenci değildim. Zayıf bir öğrenci değildim. Hı hı. Ama esas analım o değildi. Ben daha çok armoni, enstrüman, işte hı hı, müzik yazma falan filan. O kısımlarındaydım işim. Müzik tarihi başı başına bir konudur. Evet. Özellikle doğru, araştırma ister çünkü illaki müzisyen olmak zorunda da değilsinizdir. Yani armoni mesela müzik teorisinin tarihi o başka bir şey. İşte Mozart beşlileri serbest kıldı. Yok efendim işte Bach döneminde, Bach'ın son ölmeden evvel çok ilginç bir şey. Bunu da arada sıkıştırayım. Bach ölmeden evvel Türkiye'de bilinmiyor bu. Çok ilginç bir şey. Bach'ın ölmeden evvel yaptığı son armoni egzersizleri var. İkişer mezürlük. Onları okay, aldık. Resmen caz rock'ta falan kullanılan akorlar. Adam oraya biliyorsun, gelmiş o sırada gitmiş. Vay canına, okay. Çok ilginç bir şey değil okay, mi? Tabii. Ama tabii epeyce yaşadı yani. Bach yani, tabii Bach. Şimdi polifoni dokusu bakımından hala bir numaradır. Üstüne gelmemiştir. İşte Wagner geldi ama Wagner'in yöntemi başka her şey. Yani o romantik dönemin adamı. Armonizasyon şekli değişik zaten. Ama ince mozaik konusunda armoninin her notayı armonize eder Bach. Çok ilginçtir.
Bu arada yani elime mesela bazen CD'ler geçiyor, bakıyorum Bill'de çıkan CD'ler, işte country rock CD'leri falan. Senin ismin geçiyor, fotoğrafların var. Her zaman böyle şaşırıyorum. Yani epey bir CD'ye de imzanı attın bildiğim kadarıyla yani gitarcı olarak, değil mi? Yani Evet. değişik gruplarda da çaldın yani. Diyebiliriz. Benden çok daha fazla yapanlar var canım ama ben de az değildim. Biraz uğraştım yani sağda solda. Erciyes'ten evi metalcilerle de çaldık. Ama belli bir müddet Rockçularla. ilk önce klasik çaldın değil mi? Ondan sonra rock. Ya Yok, ben rockla de başladık. Sonra klasik, sonra evet. caz galiba, öyle mi? Şimdi gitarist, piyanist olanın bir avantajları var. Piyanist olduğunuz zaman iki tane müzik var önünüzde. Klasik müzik ve caz. Gitar öyle değil. Her şey var. Bir de Bach öncesi dönemin hatıraları var. Rönesans falan filan. O dönemlerde barok dönem öncesi. Daha fazla şeyden sorumlusunuz. 150 bin tane farklı yöntem geliştirmiş gitarı çalmak için. Anlatabiliyor muyum ne demek istiyorum? Çok ilginç bir enstrümandır. Bakarsın birisi böyle çalar, öteki penayla çalar. Bir tanesi penayla alt parmakları kullanır penayı tutarken. Ötekisi ne bileyim dizin üstüne yapıştırır ve her seferinde de bir şeyler çıkar. Andres Segovia'nın dediği gibi her şeyin zor olduğu bir enstrüman. Doğru. Yani piyanoda olduğu gibi ya İslamey var işte Milli Bale Kirev'in. Yok işte efendim Chopin'in Mi Minör konsertosu var. Efendim Ravel'in Gaspard, Gecenin Gaspard'ı falan. Bunlar hani ağır siklet parçaları işin. Tamam mı? Tamam. Öyle ayıramıyorsun gitarda. Abi bir de şöyle bir şey var yani birazdan Her şey izleyicilerimize de zor. dinleteceğiz senin şarkılarını. Şimdi ben senin kendi bestelerini dinlediğim zaman özellikle tek gitarla çaldığın zaman yani içinde klasik de duyuyorum, caz da duyuyorum, rock da duyuyorum ama hiçbir kategoriye de sokamıyorum aslında senin şarkılarını. Yani çok ilginç besteler, performansların yani. Sence en çok neyin etkisi altında kaldın? Yani nasıl oluştu bu besteler abi ya? Yani belki cevabı zor bir soru ama bilmiyorum. Yani kendi şarkılarını bize nasıl anlatabilirsin? Bak başta bir şey söyleyeyim biraz şaka yollu. Her müzisyen ya şundan etkilendim, bundan etkilendim der. Ama esasında kendisinden etkilenmiştir. İşin gerçeği budur. Yani çünkü kimsenin iç Bir karışık bir şeyle şey. yani iç duygularıyla iç duyguların fiziğe yansıması, senin anatomin, bütün bunlar hep faktör. Çok büyük parmaklı piyanistler mesela çok rahat şey çalarlar. Chopin çalmaları kolaydır. Oscar Peterson. Affedersin. Gorilleri gibi açtı mı böyle onlular, on birliler falan geliyor. Yani o kadar on birliye kadar açabiliyor falan. Ötekinde minik parmaklı o başka türlü piyanoda başka türlü bir zeka strateji yürütmek zorunda. Gitarda da aynı şeyler söz Belki konusu. Rahmaninov şöyle Ulan ben de mesela çalıyor. büyük Ramirez'leri çalamam. Parmaklarım o kadar şey değil yani. Uzun değil biraz yani iri bir insan olmak lazım bir Ramirez'le başa çıkabilmek için. Marindi çalıyordu mesela çok ince yapılmış. Zorlanmadığın, soğudu falan filan. Vücudu zorlamayan şeyler. Çok çalıştılar. Caz gitarcılar daha o şeye gelmedi. O kadar çok hani farklı bünyeleri olan insanlara göre gitar yapma aşamasında değil caz gitar daha. Çok veyahut da çok özel siparişlerle falan giden bir olay. Genel bir şey yok. Ama bir marinin mağazasına gidiyorsunuz. 20 tane gitar var. 20 tane içerisinde seçiyorsun. Ha bak işte diyorsun bu kısa parmaklar için işte şu ebat için falan. Hatta Klasik vücuda göre müzik gitar yapıyorlar değil mi o bazı başka evet o da şeyler var evet o da var ama genelde zaten gitarda genel içerik budur gitar yapımında. Biraz her türlü insanın fiziğine uygun falan belirli büyüklükler farklı büyüklükler. Çocuk gitarları o ayrı bir konu o başka o son 15 yılda falan çıkmış Tabii olan bir canım. şey yapabildiler nihayet ki. 7-8, 3-4'lük, 7-8'lik gitarlar. Falan. Ama benim bir, şu merak ettiğim konulardan birisi şu yani kendini daha çok caz gitaristi olarak mı tanımlıyorsun şu anda? En son nokta. Çünkü biliyorum hani uzun bir müddet rock da çaldın. Çok güzel bir grubunuz vardı. Trio çalıyordunuz yani. İzlemiştim hatta gelip. Yani o da dehşet bir gruptu. Ama sonra bir anda cazda karar kıldın sanki. Yok çünkü tabii arada şeyler geçti. Biraz da şimdi yaşım ilerledi tabii ki yani 20 30 yaşlarında sonra hoplayıp zıplamak falan başka bir şey. Gerçi her zaman rock'u her zaman içinde bir klasik müzik kültürünün olmasına dikkat ettiğim yaptığım şeylerde. Her Doğru. zaman akademik bir çehre kazandırdım yaptığım her stile. Çünkü okul yıllarında çok başarılı bir okul olduğum için resmen klasik müzik harmonisini klasik müzikten gelmek demek
gitarın sapını anlayıp ellerin açıldıktan sonra direkt caza geçmek demek değil. Çünkü klasikte iş esasında tekniği yaptıktan sonra başlıyor. Amerika'ya özellikle caz gitarla ilgili gittin değil mi? Bir de Amerika şeyiniz var böyle. Valla ben esasında caz falan filan düşünmüyorum. Fazla öyle. Ama biraz şöyle de örnek verebiliriz. Hani sanki her müzik stili evlenip ayrıldığım kadınlar gibi. Okay. Bir ara rocktum. Rock'n'roll lady ile beraberdim. Ama sevgi hiç sonra... bitmiyor değil mi? Sevgi hep tabii duruyor. Tabii canım, her zaman her çeşit müziğin keyfi başkadır. Yani bir rock'n'roll çalmak da bir zevktir. Hangi cins rock'n'roll olduğuna bağlı tabii ki. Blues çalmak bir zevktir. Caz başka bir şeydir. Klasik müzik çok başka bir şeydir. Folk müzik ayrı bir şeydir. O Türkiye'deki zenginlik ne öyle? Doğru. Mesela folk doğru. Müzik de korkunç bir şey. Medeniyetlerin beşiği dedikleri ya. Belki tek başına değil orada işte Şatül Arabı'ndan tuttu şeye kadar, Fars'a kadar falan. Bütün o bölge, büyük Orta Doğu dediğimiz bölge büyük bir yer esasında. Evet. Yani 3 tane peygamber orada yürüdü. Hı hı. Değil mi? 3 büyük, hepsi orada yürüdü esasında. Hepsi orada yürüdü. Yani, o topraklarda onun için orada bir kültür birikimi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hı hı. Modern şekli Amerika'da yaşanıyor işte. Hı hı. Bizde nasıl bütün halklar gelişmiş, Anadolu'da eski Yunanlısı kalmış efendim. Yani Türkler geldikten sonra çok multikültürel bir toplum. Oradaki herkesi katletmedi ki Türkler. Kaynaştırdılar birbirlerine. Tabii. Birbirlerine kaynaştırdılar ve yani öyle bir karmaşık kozmopolit sistem çıktı. Bugün Amerika'nın dünya ülkelerinin vatandaşlarını Amerika'da birleştirerek aynı şeyi yaşatıyor. Modern bir yapıda. 20. yüzyıla yakışır bir şekilde. Çok mu iyi yapıyor, çok mu kötü yapıyor? O her zaman tartışılacak konular. Ama var olan bu. Şu an Amerika'nın sırası. Aslında çok önemli bir tecrübeye sahipsin abi. Yani o kadar değişik ülkelerde müzik yapma imkanı buldun ki. Yani Türkiye'den başla Amerika'ya kadar, Avrupa'nın birçok ülkesinde. Yani mesela yeni başlayan izleyenlere veya çalan insanlara... Bu aradaki farkı nasıl anlatabilirsin? Yani değişik ülkelerde müzik yapma. Bir müzisyen için hangi ülke ideal? Ya da yani tecrübelerinden biraz faydalanalım. Kontaklarını doğru yaptıysan, çevreni doğru kurduysan her ülkede güzel şeyler yapabilirsin. Sonunda Türkiye'den tuttu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'ya kadar. Ama her ülke belki gerekli şeyi göstermiyor müzisyenlere. Doğru, olabilir. Doğru. Kolay bir de bu faktör de var tabii ki. Mesela İsviçre'de çok hobi gibi görüyorlar. Doğru. Çok fazla hobi gibi görüyorlar. Ya tamam, o kadar da hobi gibi alınmaz bu iş yani. Bu, yani çünkü hani müzikte hata yaptığın zaman kimse ölmüyor. Hı. Kalp ameliyatında bir hata yaparsan adam gitti. Müzikte yanlış yaparsan aman canım gülüp geçiyoruz hani. Bir gal geçiyoruz. Hı. Küçük bir şaka yapıyoruz, geçip gidiyoruz. Yani o yüzden dolayı hani birazcık bu yapıdan dolayı bazı yerlerde İsviçre gibi müzik daha çok hani keyif için yaptığımız, çalışıp, çok çalışıp, hafta sonu kafa değiştirmek için yaptığımız bir hobi. Tamam şeylerimiz var ama, nasıl derler, müzisyenlerimiz var ama daha çok pedagog karakterli falan. Yani böyle bir şey. Bu da kötü değil, bu da bir içerik. Önemli olan içeriğin ne olduğu değil. Önemli olan senin sevdiğin içerik mi değil mi? Her ülkede böyledir çünkü. Herhalde yine de bu özellikle caz müziği için en fazla hakkını veren ülke Amerika galiba. Sorusu bile hata. Öyle mi? Herhalde. Yani, herhalde. Kesinlikle. Ya eminim orada da çok sıkıntı çeken iyi müzisyenler vardır ama yani. Ama dev gibi bir müzisyenler federasyonları var. Öyle mi? Bir şeyi açtıktan sonra hani bir ne derler bir seviyeyi açtıktan sonra artık profesyonel diyorsana kabul edildikten sonra artık işin olur.
Okay. Yani o tarafı iyi. Açta bırakmıyorlar yani. Yok, bırakmazlar. O kadar değil. Ciddi müzisyensen öyle pek şey bırakmazlar yani. Gariban bırakmazlar orada da. Anladım. Olmaz. Ve çok olanaklar var. Çünkü yani çok farklı içerikler bir arada yaşayan bir ülke. Bir Jim Hendrix'in geçmişine bakıyorsunuz mesela. Rock'tan örnek alalım. Jim Hendrix'in geçmişine bakıyorsunuz. Bir Gürcü Amerika'da. Bir Kızılderili prensesiyle, Cherokee prensesiyle evleniyor. Jim Hendrix'in kayıtlarında ailenin gittiği, köklerin gittiği son nokta. Ondan gerisi bilinmiyor. Bir Gürcü. Gürcü nerede? Jim Hendrix nerede? Evet ya. Yani kel alaka değil mi? Yani bir Cherokee prensesiyle evleniyor. Bunlar kayıtlarda olan tabii, şeyler mi gerçekten? Tabii. Bunu Jim Hendrix'in biyografisini yazmış olan Mike Kramer vardır. Mike Kramer, onun sound engineer'ı ve Jim Hendrix'in en iyi dostu olduğu bilinir. Okay. Aileden çıkan çocuklardan biri bir zenciyle evleniyor. Ondan sonra okul devamlı zencilerle evleniyor. Ve Jim Hendrix ile evleniyor. Bir Gürcüyle Kızılderili'den yani. Kızılderili prensesi. Prens. Cherokee prensesi. Okay. Biliyorsun Cherokee'ler, Merokee'ler falan kendilerine Cherokee demez onlar. Bu İngilizlerin onlara yapıştırdığı isimlerdir. Yani Amerika böyle bir toplum. Çok kozmopolit. Son derece karışmış artık. Oranın şeyleriyle falan öyle bir karışım olmuş ki hakikaten referans bu yani. İnanılmaz bir referans. Yani, sokakta bakıyorsun 10 kişiden bir tanesi yani o eski kovboylar döneminde göç etmiş Amerikalı. Ötekilerin hepsi 80 yıl evvel gitmiş. Birinci nesil ya bilmem ne. Suratında ve çekik gözler sapına kadar ben Amerika, I'm American diyor herif yani. Tamam diyorsun, güzel. Devam et. falan yani. Böyle bir toplum. Abi uzun yıllardan beri gitar çalıyorsun. Yani muhakkak unutamadığın konser veya anıların vardır. Anlatmak istediğin böyle bir hatıra var mı? Şu anda aklına gelen. Spontan. Evet. Ya bir sürü konser yaptım tabii. Rock, jazz falan. Her stilde biraz. Aynı anda bütün stillere baktığım kısa dönemlerde oldu. Hem rock aynı anda. Bugün rock çalıyoruz. Yarın öbür gün jazz standartları. Ondan sonra gün jazz rock falan. O bir dönem o. Onu ben de yaşadım. Ama en heyecanlandığım yer Avrupa'dayken şeydi. Amerika'ya gittiğim zaman 2008'de ilk kez Amerikan Jazz Kulübü'nde çalacağım. Bir canavarlar çıkıyor şeyde, Jam Session'da 5 tane grup vardı. Önce bir Irish Pop çıktı. Çok da nefistiler. Çok güzel bir şarkıcıları vardı. Bir hanım çok güzel söylüyordu. Arkasında işte akordeon, Irish Pop, Folk falan yaptılar. Onun arkasından bir jazz rock grubu çıktı. Chick Corea'nın bugünkü gitaristi gitaradaydı. Okay. Charles Altura. Çok sağlam bir grup. Hepsi çok sağlam müzisyenler. Çok güzel jazz rock çaldılar. Ondan sonra Jam Session yapıldı. Arkasından bir grup daha çaldı. O grupta pure bebop çaldılar. Hani geceyi tam klasik cazla bitirdiler. Çok güzel bir gece. Arada o son bebop grubundan evvel bir Jam Session oldu. Arada yazdırmak lazım ismini. Yazdırdım falan filan. Orada sahneye çıkıyorum. Aşağıda bakıyorum ya. Yarısı sahnenin hepsi de baba profesyoneller yani. Pure adrenalin yani. Aa, pure adrenalin ne demezsin. Nasıl ya? Çok da güzel müzisyenler yani. Taş gibi çalıyor hepsi. Yani inanılmaz. Sen kimle çaldın? Senin sahne kim olduklarını adı bilmiyorum ama yani tam orada tepe profesyonellerden biriydi yani. Orada Jam Session kulüplerinde profesyoneller hani böyle ya biz Jam Session kulübüne gitmeyiz falan. Öyle şeyleri yoktu. Devamlı giderler çünkü müzik iş dünyasının canlı tutulması gerekmektedir. O yüzden dolayı profesyoneller hakikaten A klası profesyoneller asla ihmal etmezler bunu. Hep orada gezinirler. Hep sağlam adamlarla çalarlar. Peki standart bir şeyler mi çaldınız? Evet, Coltrane çaldım. Yani adamlara çok nazik bir şekilde basit bir parça alalım. Hani çok fazla karmaşık bir şey olmasın falan. Yani esas biliyorum bir sürü karmaşık şeyi cazda da ilk defa çalacağım Amerika'da. Tabii. Herkes de müzisyen. Avrupa'ya benzemiyor ki. Taş gibi hepsi. Ondan sonra başladık. Neyse çok iyi çıktı. İyi geçti. Sonra bateristin karısı geldi. Sen buraya gel dedi. Amerika dedi. Senin yerin burası. Gezinme Avrupa'da fazla. Bir sene sonra da tam kesin için gittim. Başka şeylerden dolayı olmadı. Sebeplerden dolayı olmadı. Amerika'da çok heyecanlanmıştım o gece. Hakikaten ben çok nadiren heyecanlanırım. Orada çok heyecanlandım. Anladım. Çok heyecanlandım. İlk kez çaldım ama 5 dakika sonra da baktım millet reaksiyonlar çok pozitif falan. Çok hoşuma gitti. Bu sefer de tam tersi. Keyif alarak çalmaya başladım 3 dakika sonra. Çok da güzel oldu. Ondan sonra bir dahaki Jam Session'larda hiç öyle bir duygum olmadı. Çok keyifli anlar geçirdim. Amerikan müzisyenleri hakikaten harikalar. Çok güzel biliyorlar işlerini. Çok çok sağlamlar yani. Doz kavramını çok iyi anlamışlar. Doz kavramı var ya o çok mühim müzikte. Doz kavramı.
Kavga değil de bir arada müzik yapmak değil mi? Şef, o yani bulanık olmayan su, berrak su. O havada çalıyorlar. Bizde birazcık daha bir yarış halinde çalışıyor galiba müzisyenler. Evet, berrak suyu bozuyoruz. Teorinin bilgimizi ispatlamak için. Bu senlik
makamını. Bence klasik müzik tablo sanatı. Ama bir tablo ile 5 dakikada çizilmez. Tabii ki. Aylar alır. Haftalar alır en azından. Abi ben biliyorum ama çok araya hemen bir şey sokmak istiyorum özellikle. Zürih'te oturuyorsun. Evet. Ve ilgi duyanlara zaman ayırabiliyor musun ders vermek için? Tabii ki. Ben biliyorum tabii ki. Çünkü ben de vaktim olunca senin kapını aşındıranlardanım. Ha, tabii canım. Ama bunu özellikle geçelim ki yani Ulu Özkan'dan gitar dersi almak için yeni başlamak gerekmiyor. Özellikle çalan veya çaldığına inanan gitarcıların da bence muhakkak başvurması gereken bir adres. Ben sana geldiğimde hiçbir şey bilmediğimi hissediyorum abi ya. Gerçekten yani. Bunun boyutu yok yani. Vallahi çok... ben başından beri hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. Hala da hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. Yani ne diyor Bill Evans? Bill Evans büyük caz piyanisti meşhur. Müzik diyor bir okyanus gibi. Bardağını doldurmaya bak. Bütün sahip olabileceğin o. Ama tabii bardağın büyüklüğü de önemli abi. İşte biliyorum ama bizde yani. Şu kadarcık bir bardak. Öbürü geliyor i̇şte kovaya da yani abi. İşte o kadar ama. Okyanusun yanında bir kova da hiçbir şey değil. Tabii ki. Yani müzik böyle bir şey. Çünkü yani inanılmaz kombinasyonların bir arada kullanıldığı bir şey. Bu herkese göre değişebiliyor. Bir de adamların hani iki tane çok birinci sınıf trompetçi dinliyorsun. İkisi birbirinden farklı yani. Ama abi gitar da yani gerçekten gitarla insanlar ilk başladığı zaman ilk birkaç senede bir şeyler çıkmaya başlıyor. Ama yani benim izlenimim çok zor bir alet abi ya. Yani ucu bucağı gözükmüyor yani neredeyse aletin başladığımız zaman. Ciddi zor bir alet yani. Zor çünkü 3 boyutlu bir enstrüman. Mesela klavye 2 boyutlu. Çok şey yapıyorsun ama boyut 2. Şu ikili elini şuraya koyduğun zaman her el bir boyutsa... Hı-hı. Şurada bir hadi bir onunu açabildin. Şurada da bir onu daha açabildin. Diyelim ki aralık. Ortaya nota koyamıyorsun. İki boyutla çalışıyorsun her şeyi. Çok doldurabiliyorsun. Gitara göre çok daha fazla doldurabiliyorsun ama iki boyuttasın. Gitar öyle değil. Gitar şöyle hani var ya Mozart. Ben sana söyleyeyim. Bana zaten o fikir oradan gelmişti. Mozart'ın o Amadeus filmi. Neydi o çocuğun adı? Christoph Lambert oynuyor. Orada hani Salieri'ye kötü bir şakası var. Şöyle bir akor basıyor iki uçlu piyanoda. Ortadaki notayı da burnuyla çalıyor. Ya orada dedim buna uygun bir enstrüman var mıdır diye düşündüm. Bir baktım gitar o işin enstrümanıymış. Onu geliştirdim. Ve gitar 3 boyutlu bir enstrüman. Okay. Her boyutta çok fazla nota yerleştiremiyorsun piyano gibi. Piyano ne? Daktilo. Değil mi? Gitarda hokkayla yazıyorsun. Piyanoda her daktilo. Her şey çok açık tabii ki. Değil mi? Aradaki onun gibi bir şey. Daktilo var. Onun ustası var. Tabii. Bu piyano gibi. İnformatik sadece veriyorsun informatiği ama düzgün bir şekilde kurman lazım. Bir de orada mürekkep ve hokkayla yazan var. Gitar birazcık işin hokka ve mürekkep tarafı. Yani. Öteki de daktilo. Yani fonksiyonlar farklı. Doğru. Ama piyano iki boyutlu. Gitarda şu ortadaki sesi koyma her yerde değil. Her tonalitede de değil. Ama çok sık kullanabileceğin bir şekilde yazdığın müzikte üç boyut kullanabilirsin. O enstrümanda gücü orada ve dünyada var olan tek 3 boyutlu enstrüman o bir de ork tabii ki. Pedallar. He tabii ki. Klasik ork. O başka. Şey. Ama bu sefer de yani gitar müziğine yazdığı zaman o ritimleri tutmaz. Yani ters gelir orga. Ritimler tutmayacaktır. Oradan atlarken bu böyle falan filan. Abi. Çok ters gelir. Bu işin enstrümanı gitardır esasında. Ama Mozart'ın dediği de doğru. Enstrümanların kralı orktur. Ve Mozart'ın güzel bir şeyi var ki gitarı piyano çok güzel denk geliyor. Çok yok değil, orktur. En kapasiteli, en geniş range'ı orkta sahip. Tabii bas pedallarıyla düşünün. Tabii yani esas ork. Kilise organından bahsediyoruz. Kilise orgu şey yani o dönemde de çok güzel bir meslek vardı biliyorsun yani. Bayağı iyi para ödüyorlarmış kilisede. Elektrik yok ya. Evet. Orgun çalışması için körüklemek lazım. Körükleri kim çözüyor? Kilisenin altında birisi pedallarda. Hatta birkaç kişi değil mi? Bah yukarıda tabii. Keyif yapıyor orada 20 dakikalık eser adam aşağıda İflav gevredi garip pedalları körükleyeceğim diye böyle yıllar yaşamış bir medeniyet işte burası da böyle bir şey
çok güzel bir enstrüman. Gitar üç boyutlu bir enstrümandır. Piyano iki boyutludur. Bütün mevzu o yani. Abi, sana ulaşmak isteyen izleyiciler olursa nasıl ulaşacaklar? Face kullanıyor musun ya da Twitter? Facebook. Facebook Twitter'ım yok. Aha. Facebook'tayım daha çok. Ama önemli bir şey var burada tabii. Ulu, ulu değil. Ulu. Yumuşak G. Yumuşak G ile Ulu Özkan yazıyoruz. Ve zaten bilgiler çıkıyordur herhalde. Tabii ki. Büyük harfle yazarsanız O veya Ö yazabilirsiniz. Şu Avrupa'da yaşayanlar için söylüyorum. O harfi yok bazı yerlerde. Hı-hı. Bizim o büyük Ö harfi. Hı-hı. O yazarsanız Ozkan olarak yazarız. Gene çıkıyor. Ama çıkıyor. Ulu isminde önemli o G harfi. Hı-hı. Ulu ile başkaları çıkıyor çünkü. O tehlikeli. Okay. Ulug gibi yazıyorsunuz. Hı-hı. Ozkan. Facebook'ta. Ama bir şey dikkatimi çekti. Ben seni takip ediyorum Facebook'tan. Konserlerini pek yazmıyorsun galiba. Bu son çaldığın grupların. Hani Face'e koymuyorsun galiba değil mi? Koysan aslında daha şey olur. Herkesin de haberi olur. Çünkü biliyorum çalıyorsun Zürich'te bazı yerlerde. Ben mesela kaçırıyorum bazen. Gelmek isterim ama. Ya da grubun bir sayfası var mı çaldığın grubun falan? Yok. Öyle. Yok. Daha çok şu an Arau'daki müzisyenlerle çalışıyorum. Arau biliyorsun ama ilk kapı. Zürich'in yanı yan kapısı. Daha çok oradaki müzisyenlerle çalışıyorum ve onların projelerine gidiyorum müzik yapmak için. Şimdilik kendi projelerime bir ara vermiş vaziyetteyim. Okay. Kendim bir şey üretmiyorum. Tek parçalar hariç. Yalnız gitar parçaları hariç. Ürettiklerin de öyle bir şey ki yani. Hani hadi şunu da çalayım bir Ulu Özkan parçası çalayım desem pek şansım yok yani. İşte üç boyutta çalışıyorum beste yaparken gitarda. Devamlı üç boyut arka arkaya yorucu bir şekilde geliyor. Hı-hı. Yani piyanoda çalması belki hani 10 mezir çalar, 10. mezirden sonra 30. mezir o kadar imkanı yok falan. Yani hiçbir zaten mesela piyanoda piyano müziğini gitarda çalmak çok zor ama her mezürü değil. Parçanın bir yer geliyor, orası olmuyor. Geri kısımları adapte edebiliyorsun, bir kısmı oluyor. Olmadığı için diyorsun piyanoda çalınmaz. Çünkü parçanın yarısını ortada kırpıp burası gitarda çalınmaz diye iptal edecek halimiz yok. Anladım. O yüzden dolayı piyanoda çalınmaz. Yani benim de parçalarım öyle, piyanoda çalamazsın. Klavye enstrümanlarda çalamazsın. O şekilde bir araştırmam var. Mozart'tan esinlenmiş olarak. Mozart'ın o Salieri yaptığı terbiyesizce jestten. Salieri de o kadar kötü bir adam değildi. Değil mi? Yani bir filmde birazcık daha var. Şeyi gösterilmiş. Adam belki. Orada genç bir, hani affedersin, Mozart'a köylü diyenler vardır. Hakikaten kırsal kesimden gelmiştir. Hı-hı. Yani kırsal kesimden o heyecanlı bir çocuğu böyle yetenekli, o onun sevincindeydi bence. Aa yerime güzel, baba bir filmde kıskanç gösterilmiş. Yani işte ben yani. Pek inanmıyorum o işe. Salieri iyi niyetli bir adamdı bence. Yoksa almazdı ki Mozart saraya. Değil mi? Ama şeyi unutmayalım. Demin yönetmenimizle de görüştük. Bir yerde çalarsan abi haberimiz olsun. Biz Vizyon TV olarak da çekmeye geliriz yani keyifle. Oo. Ya. Oo. Bizi haberdar et yani projelerinden. Tamam Facebook'a yani, yazarım. Hem Facebook'a yazarsın sonra. Hem zaten direkt telefonlaşıyoruz da. Tamamdır. Yani, ama daha çok şu an Arau kantonundaki yerlerde çaldım. Zürich'te pek çaldığım yok. Bir ara Zürich'te de çaldım. Neredeyse biz geliriz abi böyle sorun değil yani. Tamam. Keyifli olur yani. Tamamdır. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz. Peki abi yani bu müzik hayatında seni üzen, üzücü olan bir şey geçti mi başında? Evet. Müzik dünyasıyla ilgili olarak birkaç tane var. Kendi özel hayatımla ilgili olarak. Çünkü tabii belli bir var. Level'dan sonra sert bir business yani. Çünkü yani konkurrens çok. Yani çok, çok fazla önemli. Yarış halinde müzisyen var. Yani seni etkileyen, üzen olan olaylar olmuştur muhakkak. Tabii ki. En üzülen olaylardan birisi öğrencilerimden bir tanesi. Esasında iki tanesi de bir tanesi de hakikaten güzelce dost, arkadaş olmuştuk. Çok yetenekli bir çocuktu. Ormancıydı. Evet. Dedim ya İsviçre'de müziği izlemiş yapıyorlar. Çok hoş bir trompet sound'u vardı ve gitar öğrenmek istiyordu. Ve gitarcılığı da ilerlemişti yani. Bana geldi. Uyuşturucu madde. Eroin. Okey. Ağaçta çalışıyor, ormanda çalışıyor. Tabii çok modern şartlarda çalışıyorlar aynı konu. Sen bu şutu yap, iğneyi yap. Ağacın tepesinden düş, üzerinden de buldozer geçsin. Ne diyorsun? Böyle çok fena bir şekilde öldü. Ben fena üzülmüştüm yani. Bu müzik hayatında olan olaylar tabii. Kendi özel hayatımızda her zaman kaybettiğimiz sevgililerimiz oluyor falan. Onlardan bahsetmiyorum. Ama ayrılıklar falan filan bunlar olabilir. Ben müzik dünyasındaki hakikaten benim için üzüntü kaynağı olan şeylerden bahsediyorum. Yani uyaralım o zaman insanları. Yani. Türkiye'de çok sevdiğim iki arkadaşımızı kaybettim. Tabii onların ölümü falan ama onlar gene özel hayatına giriyor insanın müzikle ilgili değil. Burada bir de bir öğrencim vardı.
Oraya geliyorum. Çok yetenekliydi. İsmini vermeyeyim. Daha iyi. Hı hı. Olay ortaya çıkmasın. Çocukta bir garip bir değişme hissediyordum bir hafta içerisinde. Bana 6-7 aydır geliyordu. Hiçbir anormal hareket görmemiştim. Son derece aklı başında. Güzel bir çocuk. Adanalı ama İstanbul'da senelerini geçirmiş. Hı hı. Çok yetenekli bir öğrencimdi. Türk. Çocuk giriyor bana her derste çok güzel, hızla da öğreniyor, çok da yetenekli. Avrupa'da mı oluyor bu? Tabii tabii, seçelim. Basel'de otururken. Evet, tamam. Ben Basel'de otururken, o zaman Basel'daydım. 12-13 yıllık hikaye. Bana geliyordu, sonra bir gün bunun hareketleri anormalleşmeye başladı. Sonra duydum, çevrede gezinen çok pis bir tayfa var. Bazen mesela bir yabancısınız, bir işte çok sivrisiyorsunuz değil mi? Bir işi çok iyi biliyorsunuz. Ya bu dünyanın her yerinde olabilecek şeyler. Büyüyorsun yani yavaş yavaş. Büyüyorsun yavaş yavaş ve bunu kıskanan tipler oluyor. Evet. Mesela bir gün bir restorandasınız. Coca-Cola içiyorsunuz. Bir lavaboya gideyim diyorsunuz. Gidiyorsunuz. O sırada birisi yanından geçerken oraya küçük bir hap atıyor. O hapı içiyorsun o Coca-Cola'yı sonra. Yavaş yavaş karakterinde bozulmalar başlıyor. Ne diyorsun abi? Şizofrenik bir yapıya dönmeye başlıyorsun. Senin için önemli olmayan şeyler birdenbire hani çok değerlenmeye başlıyor. Senin için önemli olan şeylerin de ipini kaçırmaya başlıyorsun. Önemini kaybediyor. Kişiliğinde bir bozulma oluyor. Çok hızlı bir ruhsal değişim. Ruhsal durumunu bozuyor. Ya, ruhsal durumunu bozuyor ve 4-5 sene sürüyor bunun etkisi. Vay o adam hocam. Orada inanılmayacak şeyler yapıyor. Hayatında yapmadığı saçmalıkları yapıyor. Anladım. Böylece ona uzaktan bakıp böyle ona yaşattırdığı zulümden zevk alan tipler var. Bir hapla bunu becerebiliyor. Becerebiliyorsun. Ya o var ya şeyde Ukrayna'nın başbakanının ne öyle zehirlediler adam. Ölmüyorsun. Süründürüyor senelerce. Düzeliyor ama senelerce sürünüyorsun. Öyle beyni direkt etkiliyor demek ki. Tabii çok fena saldırıyor. Bana da yapıldı o. 2010'da tahmin ediyorum. Çünkü öğrencimin başına geldi. Bir iki yıl sonra bende başladı böyle bir şeyler. İçimden hay Allah diyorum. Hani şuuruma son derece hakim olmaya dikkat eden bir insanım. Bende de başladı böyle bir şeyler. Hakikaten 5 sene boyunca ne karanlık şeyler yaptım. Karanlık değil yani suç anlamında değil. Çok benimle alakası olmayan bir şeyler yaşadım ve Türkiye'den 2009'da 10'da başladı bu. 2010'da başladı. 2009'un sonlarında başladı. Ve Türkiye'den döndükten sonra 2013'te döndüm. 2014'te bir sabah yataktan kalktım. Kendimi bulmuştum. Yine bir günden bir güne. Artık etkisi geçtiği zaman gidiyor. Yani böyle bir garip bir şey. Bana yaptıklarına da eminim. Bunun yaptıklarına da eminim. Çünkü aynı semptomları kendim yaşadım. Öğrencime olduğu gibi. Anladım. Demek ki ikimize de birden de ters giden bir tayfa. Demek ki bir konuda iyi olan insanların gerçekten gözünün açık olması evet, lazım. Evet, çok dikkat etmen lazım. Böyle bir işte uzmanlaşıyorsan. Bir kulvarda uzmanlaşıyorsanız yani. Bir yer öteki taraftaki kulvardan şey geliyor yani. Devilli. Hı-hı. Şeytan orada. Okay. Her türlü kötü yapar. Bunun hiçbir şeyle alakası yok. Anladım. Bu dünyanın her yerinde bulursun böyle insanları. İnsanlarla alakalı. Tabii yani. Şey. Harika bir ülke. Hiç söyleyeceğim bir şey yok o konuda. Ama ahlaksız her yerde ahlaksızdır. Hı-hı. Kıskanç her yerde kıskançtır. Çünkü insanoğlu bu. Anladım. Zaten diller arasındaki fark ne Memo? Sen I love you diyorsun. Anladım. Öteki ihli bedih diyor. Matematik seni seviyorum var, diyor. Tabii yok ki. Canım. Aynı layı saksafon çalıyor başka türlü çıkıyor. Gitar çalıyor başka türlü çıkıyor. Trompet çalıyor başka türlü çıkıyor. Sesi evet. Farklı ama nota aynı. Aynı. Duygu aynı. İnsanlar aynı. Tabii yani edebi yönden bir dilin içindeki o küçük şeyler, gramer kaydeleriyle oynayarak edebiyat geliştirme falan tamamıyla dile mahsus şeyler gelişiyor. Ona bir şey dediğim yok. Her dilin kendine göre edebiyatı, dil oyunları var tabii ki ama kökendeki gerçek bu. Tabii. Yani abi, biri saksafon, öteki trompet, öteki gitar onun gibi bir şey. Tabii. Yani. Abi insanlar da düşünsenize 4 yaşında karakter oluşumu bitiyormuş insanda ya. 4 yaşına kadar oldun oldu. Olmadın olmadın yani. Ne kadar az bir yaş yani. Çok kısa bir dönem. Çok kısa bir dönem. Ama yani ailenin önemi. İyiysen iyisin, kötüysen kötüsün. Psikopatsan psikopatsın. 4 yaşında bitiyor olay yani. Hocam bir de mesela ailesinin tam tersine gelişen insanlar da var. Mesela Kropotkin'i ele alalım. Piotr Kropotkin. Celal Şengör falan biliyorsunuz. Bizim o evet. Diğerli bilim adamlarımız bayılırlar ona. Hı hı. Atatürk'ün de çok sevdiğini bir yerlerde okudum ama yani kaynaklardan %100 emin olamam. Onu da okumuştum. Onun çok beğendiğini düşünüyorum Kropotkin'i. Kropotkin çok güzel yani çok yüksek bir aristokrat aileden geliyor. Merhamet dolu bir adam yani. Merhamet dolu bir adam. Kendisinden nefret ediyor aristokratım diye. Kalkıyor aristokrasiye Rusya'da savaş açıyor. Resmen yani fikirsel savaş açıyor.
Ve o yüzden hapse giriyor, oradan kaçıyor. İsviçre'ye giriyor, İsviçre'de de sevmiyorlar bunu. İngiltere'ye gidiyor, orada yırtıyor falan filan. Böyle kısa, lafın kısası böyle bir tip. Abi bir gün seninle bizim aynı zamanda tarih ve felsefe programı yapmamız yok, gerekiyor. Canım, vallahi hayır, çok keyifli sohbet. Hayır lütfen, bu bilgilerimin çoğunu tamam kendim de araştırdım ama yani Celal Şengör gibi veyahut hani öteki İlber Ortaylı falan böyle güzel tip falan. Tarihi öğrendin mi onlardan öğreneceksin. Onların işi o çünkü. Biz öyle değiliz. Müzikte bu onları geliştirmek zor. Bir enstrümanla çok vaktin geçiyor. Bir müzisyenin gözünden tarih, yine belge biraz daha başkadır abi. Evet doğru. Bizim hissedişimiz tabii ki daha farklı. Ama yani çok İlber Ortaylı çok büyük bir insan mesela. Celal Şengör de öyle. Bazı şeyleri kritik edebilir, edenler de var. Ben o kişime bakmıyorum. Ben o insanlardan öğrendiğime bakıyorum. Bu kadar basit. Abicim geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben yani, de sana teşekkür ediyorum. Bu muhabbet iki gün konuşsam seninle dinlerim yani gerçekten. Teşekkür ederim. Vakit ayırdın. İnsanlarımız, izleyicilerimiz seni tanıdılar. Eminim onlar da çok mutlu oldular. Bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere. Tabii ki yeni yeni konuklarımızla. Ayrıca size söz, Ulu Özkan'ın ilk canlı performansında gidip çekeceğiz ve sizlere ulaştıracağız. Bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakma.
gönül hırsızı diyorlar. İnkar et yeter bana, bir sevda sözü fısılda. Hazırım inanmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabah. Nasıl dayansın gönül yanımda bile uzaksın.